Özellikle de böylesi zor karanlık günlerde iyi haberlere daha çok ihtiyacımız var galiba. Çünkü bunca sıkıntının içinde iyi şeyler duymak hepimizi güçlendiriyor, umutlandırıyor. Evinin kapısında unutulan içi para dolu zarfı gören adam o paraya elini sürmedi, sahibine ulaşsın diye polise verdi. 155 aramışsınız, buyurun. Dayımın maaşını vermeye geldiler. Parayı dedi sayarmasın dedi. Ben de parayı saydım. Toplam paramızı aldık. Tam kapatayım. Bu da bir tane zarf fark ettim. İçinde para var. Ayakkabılıkta. Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım yapılıyor. İşte o yardımlardan bir tanesi de zarf içinde Sultanbeyli'deki Tayfun Bey'in evine geldi. Ama bakın ne oldu. Sosyal yardım paramızı aldık. Allah razı olsun. Tayfun Bey PTT görevlileri tarafından kendi payına düşen yardımı aldı. Ama tam kapıyı kapatacaktı ki. Kapıyı tam kapatıyordum. O da bir tane zarf fark ettim. Hemen peşinden koştu ama yetişemedi. Memur arkadaşlar hemen gitmişti. Ben de hemen insanlık görevimi yaptım. O zarfı açtığında içerisinde tam 1000 lira para vardı. Ama kimsenin hakkı bu zorlu günlerde benim üzerimde kalmasın dedi. Hemen 155 polisi aradı. Hiç tereddüt bile etmedim. Onun da ihtiyacı olduğu için, Allah korkusu olduğu için ben de memur arkadaşlara teslim ettim parayı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine Tayfun Bey'in evine geldiler ve o zarfı teslim aldılar. Polis memurlara bu zarfı teslim edebilir miyim? Gerekli kişiye ulaştıracağız. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdim. O zarfın ihtiyaç sahibi birine ulaşması da iyi insanlar iyi ki var dedirtti. Allah korkusu var bende. Hamdolsun kimsenin birbirinin hakkı geçmesin.